Canım selam. İşte geldik YKS 2023'te Zurna'nın son deliğine. 4 Temmuz 2022'de 70 günde TYT Matematik macerasıyla başladığımız TYT'ye sonunda noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma, çok güzel bir kamp. Bir şey söyleyeyim mi? Yani inanılmaz keyifli geçecek. Böyle ben keyifli geçeceğini ben önden hissederim arkadaşlar. Nasıl hissederim? Yani benim böyle ders anlatmak için ağzımın suları akıyorsa bilin ki o hem çok öğretici hem de çok keyifli bir kamp olacaktır. İşte o kamplardan bir tanesi. 2023 YKS için son TYT çalışmamız TYT Full Tekrar Kampı başlıyor. Başlıyor. Tabi bugün vurgulayacağım çok şey var. Çiçeği burnunda yayınımız F10 yayınlarından sadece TYT Matematik değil, TYT, AYT bütün branşlardan Full Tekrar Kampı başlıyor. Matematik ayağı bana emanet olacak. TYT Matematik Full Tekrar Kampımız başlıyor. Birazdan size kitabın içeriğini de göstereceğim. Kampın işleyişini ve kamp programını da göstereceğim. Bunun AYT'si de gelecek arkadaşlar. TYT Kampı başladıktan sonra AYT Full Tekrar Kampı da başlayacak. Ve TYT AYT Geometri Kampımız da başlayacak. TYT AYT Geometri Kampımızı Kenan hocamızın kanalında izleyeceksiniz. Kenan Kara sizlere anlatacak TYT AYT Geometri Kampını. Diğer branşlardan AYT Fizik Full Tekrar Kampımız olacak. VIP Fizik Kemal hocamız anlatacak. Biyoloji, AYT Biyoloji Full Tekrar olacak. Onu da Doktor Biyoloji Barış hocamız anlatacak. Hatta kimya ve Türkçe ile alakalı da size güzel sürprizler çok yakın zamanda gelecek. Ama şimdi videomuzun ana konusu olan TYT Matematik Full Tekrar'la ne yapacağız? Yani ne yapacağız hocam? Şu kampı bize Allah aşkına bir anlatın. Arkadaşlar, TYT Matematik Full Tekrar'da birazdan size içeriğini de göstereceğim. Çok sade, şık, net, güzel ve sonuç odaklı bir çalışma hazırladım sizlere. 70 günde TYT Matematik ya da herhangi bir yerden izlediğiniz bir TYT kampından akış olarak ve mantık olarak daha farklı bir kamp olacak. Çünkü sonuçta bu bir tekrar kampı. Şimdi tekrar kampı deyince hemen akıllara şu geliyor. Ha, tekrar kampıysa ben TYT Matematiği çok iyi bilerek mi buraya gelmeliyim? Hayır. TYT Matematik'te asgari olarak konuları görmüş olmanı istiyorum. Konuları gördün ama TYT Matematik'te kendinden çok emin değilsin. Konuları biliyorsun ama yeni nesil soruları yapamıyorsun. Konuları biliyorsun ama bunları uygulayamıyorsun. Konuları biliyorsun ama soru bankasında takılıyorsun. Konuları biliyorsun ama denemelerde zorlanıyorsun. İşte bu kamp senin tam olarak ilacın olacak. Full Tekrar Kampında önce ufak bir konu özeti yapacağız. Sonra da direkt bodoslama sorularımıza dalacağız arkadaşlar. Eski nesil, klasik, yeni nesil, sınav ayarı, sınav ayarının üstü bütün her şeyi konuşacağız. Birazdan zaten kitabın içeriğini de benim biliyorsunuz ki huyumdur. Size buradaki 184 sayfalık kitabı sayfa sayfa zaten gezdireceğim. İçinde neler var, neler yok, akış nasıl, konu anlatımı nasıl, sorular nasıl, ne tarz şeylerle karşılaşacaksınız. Bunların hepsini de görmüş olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece ben şuna değinmek istiyorum. Bu kampa kimler katılmalı? 1. TYT Matematiği benden ya da başka birisinden dinlemiş ve tekrar etmek isteyen herkes katılabilir. 2. TYT Matematiği hiç görmedim hocam. Hiç görmedim. Burada sadece bu kampı izlesem ne çıkarabilir miyim? Önceden TYT görmüş kadar iyi olmazsın. Ama çok iyi bir seviyeye geleceğine garanti ediyorum. Çünkü 184 sayfa 750 soruluk bir çalışma. Dolayısıyla zaten piyasadaki normal TYT kampları kadar geniş bir çalışma oldu bizim tekrar çalışmamız. O yüzden sanki sıfırdan dinliyormuş gibi dinlediğinde de birçok şey öğreneceksin. Ama tabii bir kere TYT Matematiğin konularını en azından dinlemiş birisi daha aşina olacak ve daha hızlı ilerleyecektir. Ha, bu arada unutmadan söyleyeyim. Full Tekrar serisiyle alakalı bütün kitapları bulabileceğiniz tüm linkler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Dikkatinizi çekerim. Şimdi hiç vakit kaybetmiyorum arkadaşlar ve hızlı bir şekilde TYT Matematik Full Tekrar'ın kamp programına geçiyorum. Kaç gün sürecek? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Gel! Gel! Karşınızda TYT Matematik Full Tekrar kamp programımız. Kamp programımız tamı tamına 30 gün 54 videodan oluşuyor. Şimdi hemen akıllara şu gelecek. Hocam uzun değil mi? Biz zaten 70 günde TYT Matematik'te 80 küsür 85 küsür artık neyse video izlemiştik. Burada 54-55 tane video neredeyse hani ona yaklaşıyor. Tekrar için çok fazla bir çalışma değil mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Benden böyle hani bir konuyu böyle 20 dakikada 25 dakikada anlatıp geçmemi bekliyorsanız çok beklersiniz yani. Benim
o içime sinmiyor. Çünkü ben size 25 dakikada üslü sayıyla ilgili hiçbir şey anlatamam. Sadece birkaç özelliğinden bahsederim, birkaç tane de soru çözerim. Ama bunun böyle olmasını istemiyorum. Çünkü ben bunu böyle yaparsam, yani böyle bir full tekrar izlerseniz mutlaka başka bir yerden daha yine tekrar izlemek isteyeceksiniz. Yani yetmeyecek size. Yani denemede takılacaksınız, soru çözerken takılacaksınız. Bir full tekrarda şuradan izleyeyim, bir tane de buradan izleyeyim, bir tane de buradan izleyeyim. 30 gün size kaç olacak biliyor musunuz? En az 1,5 ay. En az 1,5 ay debeleneceksiniz TYT matematiği öğrenip üstüne tekrar etmek için. O yüzden ben böyle bir şey olmasını istemedim. Dedim ki 30 gün boyunca oturalım ve 30 günde TYT matematiği noktalayalım, bitirelim. Baştan sona bitirelim. Zaten bir kısmını yani temel anlamda biliyoruz. Bilmesek de problem değil ama temel anlamda zaten bazı şeylere aşinayız. Ve bunun üstüne o kadar güzel bir cila çekeceğiz ki, o kadar güzel bir tekrar olacak ki. Artık 30-54 videonun sonunda siz şunu demeyeceksiniz. Ya benim bir yerden daha ben şunu izleseydim demeyeceksiniz. Artık denemelerdeki ve soru bankalarındaki, özellikle denemelerdeki bütün soruları parçalayacak hale geleceksiniz. Bir üslü sayı karşınıza geldiği zaman denemede siz onunla ilgili bütün konuları artık tekrar da etmiş, yani kesinlikle biliyor olacaksınız ve belki de o soru tipine, o yeni nesil soru düşünme kabiliyetine aşina olacaksınız. Ve karşınızda bu 30 günlük programın PDF'e dökülmüş hali var. Videonun açıklama kısmında PDF'te mevcut, renkli bir şekilde çıktısını alıp 30 gün boyunca masanızın bir köşesine koyup benimle beraber tik atabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, sayı kümelerinde birinci gün sayı kümelerini işleyecekmişiz. 2 boşluk var, yani 2 video anlamına geliyor. Asal sayı faktöriyelde 2 video var, 2 kutucuk var, 2 video anlamına geliyor. Sayı basamaklarını tek videoda halledecekmişiz. Rasyonel sayıları 2 videoda, bölme bölünebilmeyi 2 videoda, EBOBECO 2 videoda falan. İşte efendime söyleyeyim, permütasyon kombinasyon binomun birincisini bakın 1 videoda, ikinci kısmını 2 videoda, toplam bu ikisini 5 videoda. İşte fonksiyonları 4 videoda, olasılığı 2 videoda, hareket problemlerini 2 videoda falan gibi, karışım problemlerini 1 videoda. Yani genellikle böyle hem konu kısmı hem de soru çeşitliliği fazla olanlar 2 ya da 3. Soru çeşitliliği biraz daha az olanlar, sınavda bazen çıkan, bazen bir tane soru çıkan konulardan da birer tane video sizlere yayınlayarak full tekrarı bitireceğim arkadaşlar. Bu program üzerinde çok kafa yordum. Bu program üzerinde çok düşündük, tartıştık, istişare ettik. Ve sonuç olarak size en verimli, en güzel programın, çalışmanın bu olduğunu düşünüyorum. Üşenmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde çok aman falan filan demeyeceksiniz. Bakın, bu kadar isabetli bir çalışma yerine daha kısa bir şey izleyeyim de kısa yoldan halledeyim derseniz emin olun daha çok zaman kaybedeceksiniz. Ha, yani ben yapılamaz demiyorum. Tabii ki 30 günde değil de 25 günde de bu yapılabilirdi ama ben en verimli, en optimize olacak programın bu olduğunu düşündüm ve bununla beraber ilerleyeceğim. Eğer siz de bu programa uyarsanız bence hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız ve TYT matematik defterini 30. günün sonunda kapatmış olacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi kamp programımızı okeyledik. Kitabın içeriğine geçiyorum. Yani kitabın içeriği derken kampta neler yapacağız? Benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Her kampımda size bütün soruları sayfa sayfa kitabı gezdirerek göstermekti hep amacım. Bu amacımdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ve bütün kampta işleyeceğimiz tüm içeriği sayfa sayfa size göstereceğim ve benim içime sinen ve arkasında durduğum bu çalışmanın sizin de başlamadan önce içinize sinmesini istiyorum. Bu program içinize sinmiyorsa, içinizde bunu çalışma şevki yoksa, yani böyle ben mesela şu anda bunları anlatmak için yanıp tutuşuyorum böyle, sizde bu yanıp tutuşma yoksa başlamayın arkadaşlar. Ama eğer yani bu kitabın içeriğini ve bu kamp programını gördükten sonra tamam kardeşim bu TYT matematik bu sefer olacak diye yumruğunu sıkıyorsan, dişlerini sıkıyorsan, böyle bir an önce ilk video gelsin de hocamı dinleyeyim, buraya notlarımı alayım diyorsan, işte o zaman başlamaya hazırsın. Şimdi gel kampın içeriğine, kitabın içeriğine bir göz atalım. Gel. İşte karşınızda Çiçeği Burnunda yayınımız, Efon Yayınları'nın ilk iki kitabı ve full tekrar kampımızın ilk iki kampı. TYT Matematik Full Tekrar, TYT AYT Geometri Full Tekrar. TYT Matematik'in hemen üstüne AYT Matematik Full Tekrar da gelecek ama ilk önce TYT Matematik'te başlayacağız. Bu arada TYT ve AYT Matematik'in tamamı benim tarafından anlatılacak benim kanalımda. Geometrinin tamamını da Full Tekrar'da Kenan Hoca'nın kanalında olacak, onu da söyleyeyim. Şimdi ama tabii Kenan Hoca'nın kamp duyuru videosunu mutlaka izleyin. O dersin işleyişiyle alakalı size temel bilgileri verecek. Ben onun işleyeceği kitabın biraz içini de size göstereceğim. Ama Kenan Hocam şimdi
Senin duyuru videon tamam. Senin duyuru videondan izleyeceğiz. Biz eyvallah. Ben de birazdan içeriğini göstereceğim ama seni şimdi şöyle 2 dakika şuraya alalım. Full tekrar TYT matematik. İşleyişimiz nasıl olacak? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Biraz bunları konuşurken kitabın içeriğini de size göstermek istiyorum. Arkadaşlar kitabımız 21'e 27 boyutlarında yani A4 genişliğinde A4'ten de boy olarak 2,5 santim falan daha kısa bir kitap. Yani benim ana kamp kitaplarımla aynı birebir boyuta sahip arkadaşlar. Şimdi bizim için tamam boyut geç hocam şimdi boyutu. Şimdi de içerikten bahset. Neler yapacağız? Çok güzel bir kamp olacak bir kere. Çok keyifli olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı keyifli olacak. Yani ben şu anda böyle kendimi zor tutuyorum böyle. Hemen konusunu anlatmak istiyorum. Şimdi benim TYT'yi anlatış şeklime göre böldüm ben yine konuları. Temel kavramlar, sayı basamaklar yani problemden önceki konular. Temel kavramlar, sayı basamaklar, rasyonel, bölme, bölünebilme, EBO, PECOK, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü, köklü, çarpan oranı, oran orantı, denklem çözme, bütün problemler, mantık, kümeler, istatistik, PKOB ve fonksiyonlarla beraber bitireceğiz arkadaşlar. TYT full tekrarı. Şimdi işleyişimiz nasıl olacak? Kitabın nasıl bir akışı var? Full tekrarın en temel soru şu olmalı. Hocam full tekrarı sizden niye dinlemeliyim? Yani sizin TYT kampınızdan ya da anlattığınız TYT'den ne farkı var? Arkadaşlar TYT kampında şunu yapıyorduk. TYT kampında mesela buradan bakalım. Burası neymiş? Sayı kümeleri. Sayı kümelerini veriyordum size. Burada sayı kümeleri ile ilgili çok kolay, kolay, kolay orta, orta, orta zor, zor, çok zor soruları vererek önce özellik, sonra bütün soru tipleri, biraz zor sorular, yeni nesile geçiş soruları, sonra pozitif negatif sayılar. Aynı şekilde o da öyle. Tak 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 konunun sonunda efficiency testi. Konuyu öldür, bitir, yapıştır, ikinci konuya geç. Sıfırdan öğrenirken doğru olan bu. Ama bu bir tekrar kitabı. Ha, tekrar kitabı derken hocam ben sıfır bir öğrenci olsam da bundan verim alabilir miyim? Kesinlikle alırsın. Çünkü bu 184 sayfalık bir full tekrar kitabı. Arkadaşlar bundan daha az kamp kitabı var ya piyasada bir sürü. Yani 184 sayfadan daha az bütün TYT matematiği anlatan kitaplar var. Bu bir tekrar kitabı ama çok ayrıntılı bir tekrar kitabı olduğu için. Ben de konuları çok ayrıntılı anlatacağım için. Eğer TYT matematikte sıfırsan bu kitapla hazırlanıp gayet yüksek netler yapabilirsin. Ama bizim hedef yukarılarda arkadaşlar. O yüzden yani bu kitabın tam anlamıyla veriminin olabilmesi için geçmişte TYT konularını bir şekilde bilmiş, öğrenmiş, en azından görmüş olmalısın. Yani dinlemiş olmalısın. Zaten her şeyi dört dörtlük bilseydin full tekrarda ne işin var değil mi? Tabii ki boşluklar olacak ama temel itibariyle işte üslü sayı nedir, köklü sayı nedir temel itibariyle. Yani üslü sayının tanımını bilmelisin işte. Sayı kümeleri, rasyonel sayıları falan böyle bir aşina olmalısın. Çünkü tamamen sıfırdan anlatmayacağım ama çok yine başlangıç seviyesinden konu anlatımında hatırlatmalarımı yapacağım. İşte full tekrarın benim normal TYT anlatımından en önemli farkı burada devreye giriyor. Nedir? Şu. Ben size TYT'de normal konu anlatımında özellik ve bunu pekiştirecek 6-7 seviye sorulardan bahsediyordum. Burada arkadaşlar o konuyla ilgili bilinmesi gereken her şeyi tek bir sayfada topladım. Tekrar kitap olduğu için. Yani burada temel kavramlarla ilgili bir sayfada, sayfa sadece 4'te sayı kümeleri, pozitif negatif sayılar, en büyük en küçük değer, tek ve çift sayılar, ardışık sayılar, ardışık toplam formülü ve bazı özel formüller. Buralarda da ufak tefek örnekler yazacağım ama kendi elimle sayfayı yazacağım ve burada bütün konu anlatımını size vereceğim. Sonra başlayacak soru çözümü. Soru çözümünde tabii ki en temel soru tiplerine den ziyade böyle belli bir seviyeden başladık ki full tekrar tam böyle tekrar kelimesinin anlamını karşılasın. Yani evet temel seviye sorularımız var. Örnek 1, örnek 2, örnek 4, örnek 6. Bu birazcık işte sayı kümelerinin, temel kavramların, pozitif negatiflerin, ardışıkların temel seviye soruları. Ama bu temel seviye sorular bizim işte ana bir TYT kampında konuyu en baştan öğrenirken olduğu kadar yoğun değil. Yoğunluk aslında daha çok sınav tipi sorulara geçmiş oldu. Ne oldu? Temel soru tiplerini kolay değil de kolay orta ve orta seviyede verdikten sonra yeni nesile abanıyoruz abi. Yeni nesil sınav tarzı yapıştırıyoruz. Sınavda karşınıza gelmeye aday bütün soruları karşınıza getiriyorum. Ve arkadaşlar örnek sayfa 6, sayfa 7, sayfa 8, sayfa 9... Sayfa 10, 11 hala devam ediyor soru çözüm. Bakın konu bitti. Konu burada bitti. Burada konuyu anlattım bitirdim. Örnekler üzerinden tekrar yapıyorum. 11 sayfa 12'de sanırım bitecek. Hayır 13'te bitiyormuş.
44 soruda size temel kavramları tekrar etmiş olacağım ve gördüğünüz gibi ilk sayfa dışında tamamı yeni nesil ve tamamı sınav ayarında sorular. Hatta bazı sorular sınavın da üstüne çıkacak arkadaşlar. Sonra geçtik buraya. Farkındaysanız her konu kendi içerisinde aynı akışa sahip. Asal, aralarında asal, asal çarpanlar ayırma faktöriyel. Bir sayfada hepsini verdim. Burada size vermem gereken temel örnekleri verdim yine. Bak temel örnekleri yine veriyorum. Yine veriyorum ama konu anlatım kısmında kendim yazıyorum. Sonra ne yaptım burada? İşte temel tip sorularla başladım. Sonra hemen sorular, yani o geçiş çok hızlandı full tekrarda artık. Hemen geçişe başladım. 6. soru itibariyle aralarında asal, asal sayılar, asal çarpanlar ayırma faktöriyelle alakalı tamı tamına arkadaşlar 26 tane soruda tekrarımı tamamladım. Sonra geçtim sayı basamaklarına. Size bir sayfada bile değil, yarım sayfa artı bir özellikle sayı basamaklarını burada anlattım. Anlattım, değinmesi gereken, bilinmesi gereken önemli noktaları, püf noktaları, özellikleri hepsini verdim. Sonra hemen soru çözümü. Bakın bu sütun işte böyle biraz klasik sayılabilecek. Sonra hemen ne oldu? Yeni nesile geçişimiz başladı. Hemen yapıştırıyoruz. Sayı basamakları devam ediyor. Ve arkadaşlar şurada bitti. Sonra nereye geldik? Rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar, ondalık sayılar, ondalık sayılarda devirli vesaire bunlara geldik. Sonra hemen başlangıç tipi sorularımızı, orta seviye ama klasik sorularımızı size verdik. Ki bunların hatırlanması, bilinmesi gerekiyor. Hocam klasiğine, hayır öyle değil. Klasikleri çok iyi bileceksin. Bu klasikler buradaki yeni nesillerle çok alakalı ve bağlantılı çünkü. Bunları veriyorum. Hemen sonra yeni, tabii burada da biraz konu, rasyonel sayılar biraz fazla ya, farkındaysanız 1,5 sayfa sürmüş. O yüzden hani hatırlatma soruları da o oranda biraz fazla sürmüş. Sonra hemen ne oldu? Yeni nesil sorular başladı. Yeni nesil sorular, yeni nesil sorular. Ve arkadaşlar 25. örnekle beraber ne oluyor? Rasyonel sayılar full tekrar finish. Arkadaşlar bu şekilde bölme bölünebilme, EBO PECOK, ondan sonra cığma, işte efendime söyleyeyim basit eşitsizlik, işte mutlak değer, üstlü sayılar, köklü sayılar, ondan sonra çarpanlara ayırma, denklem çözme, farkındaysanız hep aynı. Mesela problemlerde biraz konu anlatım kısmı az. Niye az? Çünkü problemlerde konu anlatacak bir şey yok. Problemlerde ne yaptık? Abi problemlerde yapıştırdık soruya, dayandık soruya. İnanılmaz güzel sorular var arkadaşlar. Yani sizi böyle çok ileri seviyeye atlatacak. Zaten temel tip sorular işte bizim soru bankamızda falan da var. Dolayısıyla temel tip sorularda böyle çok farklılık gerek yok size konuyu anlatan sorularda. Ama çok isabetli, çok güzel yeni nesil sorularla arkadaşlar sizi TYT Matematiğe hazırlamıştım zaten. Tekrarımızı da çok güzel bir şekilde yapacağıma inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Yani buradaki sorular gerçekten size seviye atlatan sorular olacak. Sonra mantıktayız. Bütün kitabı göstermiş olayım, gezdirmiş olayım size. Kümelerdeyiz. Veri istatistikteyiz. Evet, güzel. Toplama yoluyla sayma, permütasyon, kombinasyon. Aynı şekilde bütün konular aynı. Önce konuyu, bilinmesi gereken her şeyi ver. Sonra örneklere geç. Yeni nesil sorularla mevzuyu bitir. Olasılıktayım. Fonksiyonlardayım. Fonksiyonların tabii konu anlatımı daha farkındaysanız sıkı ve kaç sayfa bakın 1, 2, 3 sayfa fonksiyonlar olduğu için ama o oranda da arkadaşlar tabii ki soru sayısını fazla tutmaya, çok tutmaya çalıştık. Niye? Çünkü fonksiyonlardan 2 tane soru TYT'de kemiksiz çıkıyor artı AYT'yi de etkileyecek. Şimdi canlarım TYT full tekrar bu şekilde çok güzel bir çalışma olacak. Ben çok çok heyecanlıyım, çok keyifli olacağını düşünüyorum. Böyle var ya, dibine kadar keyifli olacak. Yani hem full tekrar oyunu için çok farklı bir macera olacak. Sizin de birinci videosundan sonuncu videosuna kadar çok hem eğleneceğinizi, hem öğreneceğinizi, hem hatırlayacağınızı, hem yanlış bildiklerinizi doğruya çevireceğinizi, hem de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Şimdi geometri de arkadaşlar Kenan Hoca'yla kafa kafaya verip kitabı hazırlarken tabii ki mesela sayı basamaklarını yarım sütunda verebiliyorsun ama üçgenleri öyle bir sayfada, iki sayfada bütün özelliklerini veremezsin. Ama yine full tekrar, TYT full tekrar geometride özellikleri bir arada toplamaya çalıştık ama mesela doğru da açıyla ilgili bütün özellikler tek sayfada. Üçgende açıyla ilgili muhteşem üçlüye kadar olan özellikleri burada verdik. Sonra arkadaşlar başladık sorulara. İşte sorular biraz ilk iki sayfa gördüğünüz gibi klasik geometride öğrenilmesi gereken temel tip sorular. Sonra yeni nesil başlıyor. Nereye kadar geliyor? İşte muhteşem üçlüye kadar burada hatırlatma yaptık ya. O yüzden muhteşem üçlüye kadar sorular geliyor. Yeni nesil sorularda dahil. Bakın burada yine iki sayfa konu anlatımımız var.
dik üçgenle ilgili bilinmesi gerekenler, özel üçgenlerle ilgili bilinmesi gerekenler, kenarortay, açıortayla ilgili bilinmesi gerekenler dedik ve yine klasik sorularla başlayıp yeni nesil sorulara daldık. Sonra açıortay geldi. İşte aslında mantalite olarak bu kitapla bu kitap aynı. Buradan sonra gelecek AYT matematik full tekrar da aynı, fizik full tekrar da aynı, kimya full tekrar da aynı, biyoloji de aynı, Türkçe de aynı. Hepsi aynı. Sadece konular, sadece sorular, sadece branşlar değişiyor ama full tekrar mantalitesi aynı. Niye aynı? Çünkü olması gereken yöntem bu. Size konuları hatırlatacak, bildiklerinizi tekrar ettirecek, bilmediklerinizi öğretecek, yanlış bildiklerinizi doğruya çevirecek öğrenim yöntemi, bize göre bu çok da faydalı, çok da isabetli olacağını düşünüyorum. Yani geometride de öyle sorular yazdık ki eyvah eyvah yani. Çözüyorum ya, eyvah eyvah yani. Özellikle yani üçgenlerde, çokgenlerde, çemberde çok çok sağlam, analitik geometride çok sağlam sorular var arkadaşlar. Kenan Hoca'yla da çok keyifli bir kamp geçireceğinizi düşünüyorum. Hatta o kadar güzel sorular var ki ben de buradan bir video çıkartıp kanalımda şu an çözmek istiyorum yani. Valla yani mesela şu soruyu şu soruyu falan görünce, şuradaki üçgendeki yeni nesil soruları falan görünce böyle bir istiyor insan yani. Şöyle biraz şey yapayım diye. Şimdi geometri full tekrarda da şöyle, ben de bu sene geometride çok sağlam bir kamp yaptım. Kenan Hoca da çok sağlam bir kamp yaptı. Hangi kampı bitirmiş olursanız olun o kamptan sonra çok rahatlıkla ikisine de uygun götürebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada geometri full tekrarda 176 sayfa, yani TYT full tekrardan 8 sayfa daha az bir kitap oldu. İkisi de çok sağlam, arkasında sonuna kadar duracağımız çok güzel çalışmalar oldu. İnşallah sizlere de çok faydalı olacaktır ve başından sonuna hem öğrenip hem de keyif alacağınız çalışmalar olacaktır inşallah. O zaman TYT Matematik Full Tekrar'da birinci günde sayı kümelerinin ilk videosuyla başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Acayip mutluyum. TYT Matematik'te yine sizlerle buluşacağım için. Bu TYT Matematik'te son olacak ama çok güzel olacak. Hem eğleneceğiz, hem hatırlayacağız, hem düzelteceğiz, hem de yeni baştan öğreneceğiz. Çok ama çok keyifli vakit geçireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. TYT Matematik Full Tekrar'ın ilk videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz.